Bohtan kökenli bir aşiret olup Dicle Kürtleri olarak tanımlanmaktadır. Bohtan ve Dicle lehçelerinden ziyade Kars, Ağrı, Erzurum, Erivan, Muş ve Van illerindeki lehçelere benzer Kuzey Kurmancısı konuşurlar ve sünnidirler. Kürt araştırmacı ve yazar Muhammed Emin Zeki Zekibek, 1930 yılı verilerine göre bu aşiretin yaklaşık 200 aileden oluşan ve göçebe hayatı süren bir ailedir. Muş Ovası'nda siyah çadırlarda yaşarlar yaz aylarında Toros dağlarını çıkarlar, kışın ise çadırlarını Kilis beldesinin 30 mil batısına kurarlar. Bu aşiretin bir kısmı 1800'lü yılların başında kendi içlerindeki bir husumetten dolayı aşiretten ayrılmış ve kuzeybatı Kürdistan'a göç etmiştir. Gittikleri yörelerde Halhalı, Halihalan, Kalyal, Celleyelan ve Del adıyla bilinen ve küçük aileler halinde yaşayan bu aşiret büyük çoğunluğu hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlamaktadır. Muhtelif yönlere dağılmaları sebebiyle küçük bir kısmının Türkler arasında asimile olarak Türkçe konuştukları da iddia edilmektedir. 1944 yılında doğan Ahmet Şahap Ünlü, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Almanya Bonn Friedrich Wilhelm Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde ihtisasını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanıyla iş hayatına atıldı. Halen Batservice Holding başkan yardımcılığı yapmaktadır. Babası, delikanlı aşiret reisi sorgu hakimi, 1950-1960 yılları arasında üç dönemdeydi. Gaziantep Milletvekilliğinden sonra yassada ve Kayseri cezaevinde yatan merhum, Emir Şamzade Mehmet Selahattin Ünlübey'dir. 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbede ve tüm Demokrat Parti milletvekilleri yassadaya hapsedilmiş. Askeri rejim tarafından kurulan ve birkaç yıl devam eden mahkeme faciasından sonra Başvekili Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Hüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiş diğer milletvekilleri de Kayseri cezaevine konulmuştur. Bu süreçte 1961 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Selahattin Ünlü cezaevinden gönderdiği, Süleyman Ünlü çeltik ekmiş suyunu bol verin kurutmayın şifresi slogan haline gelmiş ve yeni Süleyman Ünlü Gaziantep milletvekili olarak parlamentoya seçilmiştir ve iki dönem hizmet vermiştir. Süleyman Ünlü 1984-1989 yıllarında İslahiye Belediye Başkanlığı da yapmıştır. Ahmet Şahap ünlü, atalarından aktarılan ve tarihi belgelerle kanıtlanan, mensup olduğu delikanlı aşiretine ait bilgiler doğrultusunda, ailele kapları Emir Şamzade'nin, Arapça ve Farsça kelimelerden mürekkep bir unman olduğunu, Türkçe'de Şam emiri, beyi, ahfadı, evlatlar, manasına geldiğini, köklerinin 12. yüzyıl başlarında Azerbaycan'dan Irak'ın Tikrit bölgesine göç eden Eyyubiler, e kadar dayandığını, Eyyubilerin evvela Halep sonra Şam'a göçleriyle delikanlılar da Şam'a göç ettiklerini, 1515 yılına kadar Şam merkezli ve hareket halinde Şam ve Halep arasında yasadıklarını, delikanlı aşireti mensuplarının bugünkü yerleşim alanlarının Karasu çayının doğu ve batı yakası olduğunu, Karasu'nun doğusunda, kuzeyden başlayıp güneye doğru sıralanan, Musikanlı, Yeni Adı Akın Yolu, Melikanlı, Yeni Adı Ortaklı, Gülükanlı, yeni semek ve kazıklı köyleri karası çayının batısında kuzeyden başlayarak Yeniköy, karapınar, çolaklar, Şerikanlı der, yeni adı aşağı bilenler Şerikanlıcur, yeni adı yukarı bilenler ağlar obası Haydarkanlı, yeni adı yolbaşı köylerinde toplam 12.000 delikanlının, İslahiye merkezde takriben 3000 civarında delikanlı aşireti mensubunu yaşadığını Diğer taraftan 1866 Osmanlı nüfus kayıtlarında delikanlı aşiretinin toplam hane sayısının 619 nüfusunda 1836 Müslüm olduğunun Ahmet Cevdet Paşa'nın Sultan Abdülaziz'e sunduğu maruzat belgesinde mevcut olduğunu. Delikanlıların, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın Suriye seferinde, Osmanlı ordusu saflarında yer alan bir aşiret olduğunu, ünlü ailesinin Aslan Şam'dan geldiğini, 1516 Mercidabık Savaşı'nda Memluklulara karşı Osmanlı ordusu saflarında savaşan delikanlı aşiretine Yavuz Sultan Selim Han tarafından boybeyi unmağını verilerek Tuğ ve Berat'la onurlandırıldığını. Donovası merkez olmak üzere, 19. yeye, başına kadar göçer bir aşiret olarak, halep Maraş arasında, Gorçukulluğu olarak adlandırılan Yerküren'in en uzun vadisinde yasadıklarını. 1800'lü yılların başından itibaren ortaya çıkan Amanoslar, Gavurdağı ve Kürt Dağı isyanlarını bastırmak maksadıyla İstanbul'dan gönderilen idari ve askeri donanımlı Derviş ve Ahmet Cevdet Paşalar komutasında 1865 kurulan ıslah fırkası ve askeri has birliklerinin özel kuvvetler isyanları bastırma sürecinde delikanlı aşiretinin Osmanlı kuvvetlerine yardımcı olduğunu asayişin sağlanmasından sonra 1866 yılında kurulan ve bölgede yaşamakta olan 3 aşiretin ileri gelenlerinden oluşan Ayan Meclisi ile İstahiye ilçesi ve Hassa Nahiyesi'nin oluşturulduğunu, bu aşiretlerin Kahramanmaraş'ın güneyinden başlayarak bugünkü Suriye hududuna kadar olan bölgede halen yerleşik düzen içerisinde yaşadıklarını, Vadinin kuzeyinde Celikanlı aşireti, merkezde Belikanlı, güneyde de Delikanlı aşiretlerinin meskin olduğunu, Celikanlı Aşiret Beyliğinin Şentürk ailesinde, Belikanlı Aşiret Beyliğinin Köse İbrahimoğulları ailesinde, Delikanlı Aşiretinin Beyliğinin de Emir Şamzade ailesinde olduğunu. Özellikle Delikanlı Aşiret Reisi Mustafa'nın komuta ettiği milis kuvvetlerinin, 1919 yılında Gaziantep'i işgale gelen donanımlı Fransız ordusuna karşı, İslahiye'de güvercinli geçit mevkiindeki büyük direniş göstererek savaştıklarını ve Fransızlara ağır kayıplara uğrattıklarını, Bakınız Gaziantep'in işgali Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Delikanlı aşiretinin Suriye'deki okçu izzetinde, Şeyh İsmailoğulları, Amiki aşiretleri ve Urfa'daki milli aşireti ve Hatay'daki Mursaloğlu, Çirkinoğlu, Sarıbaylar ve Karabaylarla ile akrabalıkları olduğunu milletimizin tarih boyunca toplumsal hayatının güçlü unsurlarından olan aşiretler, kabileler, boylar ve büyük aileler kavramının, günümüzde gerçek manasından farklı oluşum ve kavramlarla tarif edilme gayretleriyle bu kurumların yıpratıldığı ancak, bu yeni terimlerin milli birliğimize nedenli yarar sağladığının, tarihçiler tarafından mutlaka irdeleneceğini, milletimizi, meydana getiren aşiret, kabile, oymak, boy ve büyük aile kavramının, bir milletin bekası için ne kadar ehemmiyetli kurumlar, olduğunun fark edileceğine inandığını ifade etti. Kayı aşireti olmasaydı ne Osmanlı İmparatorluğu ne de Türkiye Cumhuriyeti olurdu. Habsburg'lar, Hohenzollern'ler nihayetinde Bismarck olmasaydı bugünkü Almanya olmazdı. Borgia'lar, Sforza'lar, Medici'ler olmasaydı İtalya olmazdı. Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Musaloğulları Kocaalar ve tabi ki Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Hatay bugün Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde olmayacağı gibi Türkiye'de olmazdı. Husumet ve çekememezliğin hiçbirimize yararı yoktur. Onun için aile, aşiret gibi toplumsal değerlerimizi tahrip değil ihya etmek gayretinde olmalıyız.